İnternette gördüğümüz ilginç videoların aslını astarını araştıracağız değil mi Lemurcuğum? Bakacağım. İzleyelim ya, izleyelim. Ben merak ettim. Göreceğiz Atya bakalım gerçek mi değil mi? Hadi başlayalım. Abi sence bir pet şişeden çıkan hava 10 tane mum söndürür mü? Basıncına da bağlı biraz. Söndürür. Bir koydum mu söndürür. Vurmana. Evet. Deneyelim mi? Deneyelim. Bu arada Hakan'ın 10 numara videomuz var ha, Hakan'ın kanalında. Büyük paket açılışı yaptık. Efsane video. Hakan'ın efsane serilerinden. Efsane deyince ama şey... Mr. Beast'in de videosu vardı ya. Oldu. Şimdi efsane mi gerçek mi deyiz ya. İşte... Bir dakika lan, Atya Döp yok muydu ya? Ben yanlış mı okudum başlığı? Aa ben bunu diyordum. İnternet efsane... bu aynısı amına koyayım. Dur ya, kafam karıştı. Tamam, bu o video zaten. Su deposundan ağaç ev. Kimyacı kibriti çok tehlikeli. Bedava klima, efsane mi gerçek mi? Rahatlatan parmaklar. Atya, ben o zaman bunu Atya'da öp anladım mı? Onu efsanelere bakıyorum. Birbirleriyle meçliyoruz. Gerçek bir içerik çıktı. Evet evet aynen. Gerçek bir efsane içerik. 30 dakika. 10 tane aynen, ne oğlum? Düşündüğümden daha çok yer kaplıyormuş. Evet yani 10 tane şey yapamam. Her türlü kapatırım. Şu an mumum olsa getir yaparım. Yapmayabilir seni. Biliyor musun? Söndüremeyebilir. Bir masayı kırarım. Bir çakmak ama. Herhangi bir şeyiniz var mı? Kamil sigara içmez ama yanında her zaman evet. Çakmak taşır. Fazla bir şey yok mu videoda? Niye öyle diyorsun? Sünnet abi. Evet evet. Hakan, ben sana videoda don giydirmiş insanım oğlum. Doğru dedin. Niye hatırladım ben şu an bunu ya? Bak ben de şimdi hatırladım ya. Bir giysene bunu üstüne. Hadi giyeyim abi. Oha, ne zaman çekmiş adam bunu? Bir dakika, arkası hiç Türkiye gibi değil. Araba da hiç Türk arabası değil. Nerede çekmişler lan bu videoyu? Süpermen olacak ya lemur. Lemurmen. İşte nerede giyeyim? Giy orada, giy hemen. Çünkü bak... Dominik'te ya. Bana küçük gelir, olsa ben giyecektim. Lemur ben. Exatlon muydu? Şu an abi daha fazla gitmiyor. Evet. Lemur'a bile küçük geldi oğlum. Bunu biz çocuk reyonundan mı aldık acaba Seko? Harun, abine ben videoda don giydirdim. Dominikli donu. Ve bayağı şey hani böyle bir şey. Duruyor. Hani şimdi adamı biraz hızlı gidelim. Tamam işte mis gibi söndü. Oldu lan. Abanmaya da ya gerek yok. Fazla seri oldu. Aynen yani. Kesin bir şekilde oldu. 12'ye mi çıktık? 12'ye çıkartacağız. Onu da ben deneyeyim. Karacuk nerede var o video? Allah 11'de kaldı abi. Böyle bir şey olur mu ya Kamil? Ben yaparım bak. Evet onun sonuncusunu sen söndür. Heh. Abanmaya gerek yokmuş zaten. O kuvvet yetiyormuş. Hayır sen benden daha f***lik tutuyor. Sonra böyle bir şeyler yapıyor bana. Elini ama şu hareketi yapmadan el dönüyor. Deneyelim. Makaraları o zaman gel. Siyahi abimiz ne yapıyor? Elini böyle açık tutuyor. Sonra böyle bir şeyler yapıyor bana. Elini ama şu hareketi yapmadan el dönüyor. Deneyelim. Ne var bunda? Makaraları dansı vardı hatırlıyor musun? Oo abi? Makarena. Ben bunu okulda piyes olarak yapmıştım. Harbi mi? Oğlum döndü lan. Evet ama niye ikinci harekette döndü? Nasıl amına koyayım lan bir dakika. Rotate etti işte. Evet rotate onu... etti. İşte neye şaşırdıklarını anlamadım bir dakika. Abimiz ne yapıyor? Elini böyle... Tamam. Bir dakika. Açık olması gerekiyor değil mi elin? Ay video gibi senin dur. O zaman gerçek... Gördüm. Siyah... El açık. Değil mi? Ha, açık el. Tamam. Abimiz ne yapıyor? Elini böyle açık indirdi. Tutuyor. Sonra böyle bir şeyler yapıyor bana. Elini ama şu hareketi yapmadan el dönüyor. Deneyelim. Bak. Siktir lan dur. Bir dakika. Yayında yapmasam mıydı? Niye? Ne var ya yayında yapmam? Makarena'nın nasıl vardı hatırlıyor musun? Ooo makarena. Ben bunu okulda piyes olarak yapmıştım. Harbi mi? Oğlum döndü lan. Evet ama niye ikinci ara? Anladım ya amına koyayım. Fizik falan değil amına koyayım. Elin otomatik olarak şunu indirirken bu oluyor. Bunu sen hep bu şekilde yan indirirsen hiçbir zaman kapanmaz bu. Al bak hep aynı kalacak. Yanlış bir şey yapmıyorum değil mi? Al açık hep. Ama ben bunu indirip ya, şunu şöyle yaparsam. Rubik küpü zaten Rubik küpü mesela yapabilmenin tek mantığı bu. Olmadan yapamıyorsun zaten. Dönüyor zaten. Niye şaşırdılar? Ay insana bir garip geliyor. Harekette döndü. İlkinde... Bak, kaç kişi yapıyor şu hareketi elinde acaba? Böyle oturmuş. Telefondan izleyen. Aa, yarım dönüyor de. Zaten. Bak. Başlayalım. Bir, iki, üç. Yarım döndü bak. Menim. Menim. Yanlış yaptı. Tamam, herkes denemiş. Böyleydi bu el. Bir, iki, üç. Yapamıyorsun abi diyor bana. Şu... Tamam işte ben değiştirdim onun gibi yapmıyorum şu an. Hareketten dolayı oluyor. E tamam. Ha. Ya tabii bunu yapamıyorsun sonuçta bak. Evet. Anladın evet. mı? Ama şunu yapıyorsun. Ama bunu yapıp böyle yaparsan. Döndü. Sonra bir daha yapıyorsun. Bir daha çeviriyorsun.
Ben ama bilinçli olarak engelledim. Evet. Ama yine ya, dönmeye çalışıyor. Evet. O el demek ki her zaman sırtı tamam. Ağrımaz. Diğer efsane neymiş? Aa benlik sırt ağrısı. Böyle dik dursun. Ya bu hikaye lan, bu adamı sakat eder böyle bir şey. Yatarken sırtı ağrımasın. Şimdi ben seni bir güzel bir bandaj bağlayayım. Ben deneyeceğim onu ya. Ya yok da oğlum ya. Lazım bana galiba böyle. Bu arada bir gerildim. Harbi mi? Ya işe yarıyor mu ya? Benim boyum olsa da 1.50 otomatik dik durdum. Yani hani ama şey, kambur durmanı engelleyecek mi? Mesele o. Kamburum şu an. O zaman daha da mı sıkacağız? Abi şu an şey sıkıntı da olabilir. Şimdi mesela şuradan bir etle falan desteklenmesi gerekiyorsa benim orada et yok. Evet abi ya, bu çocukta hiçbir şey yok. Ama şu an bak dik duruyorsun yani. Ya kambur durmanı engelliyor mu onu bir? Kambur durmak istersem dururum. Böyle durursun tabii. Normalde hani seni tutuyor. Bunun eskiden korseleri vardı bizim okulda falan. Çok kambur duranlar, evet, ve omurilinde sıkıntı yaşayanlar hep giyiyordu. Ben hatta bazen böyle yumruk yumruk attığım zaman elime sert bir şey geliyordu böyle. Aa diyordum, bunun zırhı var. Selam abi, Hakan hoş geldin. Çok az. Dur biraz daha sıkayım. Şu an istemesem de dik dururum bu arada. Harbi mi? Ya başka bir şey soracağım sana. Evet, şimdi nasıl? Şu an Robocop gibiyim abi. Hiçbir şekilde kambur duramam bu halde. Videoda diyor ki, akşam yatın diyor. Olmaz değil mi? Yatamazsın. Mümkün değil, uyuyamam. Abi şu an şey gibiyim. Bir yap bakayım bana. Ya buraya sopa bağlasın. Sabah uyandığımda benim iki kolu kesmek zorunda kalır. Baba biz bu memeleri saklamak için zaten şöyle duruyoruz yani. Bunu koydum bu memenin bütün... Yağ şekli ortaya çıkar baba, buna gerek yok. Biz bak normal duruşta neydir? Yani meme saklama ve göbek saklama. Şu omuzları öne alırsın. Memelerin fit durur. Bak bunu böyle geriye aldıkça gördün mü bak. Memeyi görüyor musun bak, çıkmaya başladı. Göbekte de öyle. Şimdi göbekte bak gördün mü, omuzum şu an dik. Bak şu meme. Bunu geri aldın mı meme böyle kaslı gibi oluyor aslında. Ama işte abi bak, üstünde bir şey yoksa da tam tersi biliyor musun? Çünkü... O zaman da katlanma oluyor şeyde. Ama gerinirsen o böyle bütün gerildiği için deri, anladın mı, dümdüz oluyor. Bak bir yere yaslandıysanız böyle durmayın. Şunu tam omuzla aslında açacaksın. Şu, bu sefer de tam tersi geri yatacaksın kendini hafif. Bak şu an böyle mesela artist bir şekilde bir yerde yaslandım duruyorum. Ya da ne bileyim kolunu bir yere koyacaksın bak. Kolunu koydun ya böyle, böyle olmayacağım. Böyle olursam bunlar fışkırır. Her zaman şöyle hani tam bırakmayacaksın kendini. Şekli belirleyeceksin, yüklenmeyeceksin ama. Bak görüyor musun? Omuzlar nasıl güzel duruyor hemen. Ama öyle durursan buradan yağın da fışkırır, memen de. Bunlar hep şişmanlık taktikleri. Ya da hiçbiriyle uğraşma, sporunu yap. Kilo ver. Adam gibi fit ol. Rahat rahat takıl. Abi şey çok kötü işte yani. Yani kangren olacağım yani. Çok güzel gözüküyorsun yani. Ya bu çocuk... Ben de böyle mi gözüküyordum bu arada? Tamam ya, ben de göbek mebek var. Ben çok daha farklı gözüküyorumdur. Çok hoşuna gidiyor böyle. Tamam dur, bunu geçiyorum. Ben de bol oynar. Çekirdeksiz karpuz gerçek değil. Evet abi. Bir kayısıyla şeftaliyi mi karıştırıyorlar? Ya tamam, doğal bir meyve değil değil mi? Nasıl ya? Ya abi sonuçta aşılama metodu doğal. Fit durmak mı istiyorsun? Eightborn tişörtleri regular fit modeliyle sizi çok daha fit gösterecek. Genetik değil. Genetikle oynanmışı sakat. Çekirdeksiz karpuz gerçek değil. Evet abi, çok acayip bir şey ya. Ya çok garip. Ya da ben öyle biliyorum, bilmiyorum abi. Çok da bildiğim konular değil. Belki de... Bitti zaten. 200 tane ürün kaldı. Hiç fark ettiniz. Instagram'dan falan atmıyorum. Böyle bir hareket olsun lan. Günde işte 3-5 gitsin bir şeyler diye. Öyle bir tür vardır, çekirdeksiz karpuz. Var mı sizin orada çekirdeksiz karpuz? Bizim orada dedem yapıyor. Şimdi buradaki iddia ne? Çekirdeksiz karpuz yok mu durumu diyorlar. Hayır, o organik fazla değil fazla diyor. Yani. Bir de aşılamadan bakıldığı var. Organik, yani şey çekirdeksiz yapayım derken mi öyle oluyor? Yok, öyle bir çekirdeksiz karpuz da lezzetli çıkıyor ama ya. Lezzetin peşinde. Abi işte organik karpuz da çekirdek olur. Geçen gün bir shortta şey gördüm ben. Organik muzun içinde siyah çekirdekler var. Ama kocaman, böyle böyle. Böyle muz mu olur lan, bu ne? Hayır, zaten bu. Muz böyle. Hayır, muz orijinalinde çok çekirdekli bir şey. Şey bu. Ehlileştiriyoruz biz bu yıllara kadar işte. Evet, doğru söylüyorsun, doğru öyleydi o. Organik değil o şey, doğru, ya doğru. İlk muzlar, insanoğlunun ehlileştirmeden aynen. Önceki muzlar, anladın mı, yenebilen ya şeyler değil. Tamamen silmişim kafamdan, öyle bilgi yoktu yani. Yabani muz yani. Tamam ama şey, bizim şu an marketten aldığımızda... Yabani muz değil, o bir şekilde ehlileştiriyorlar onu. Mesela domates de ilk bizim aldığımız, ya bizim yediğimiz gibi değil. Yazık lan, ne hale sokmuşlar amına koyayım. Bunu yemezsin tabi. Ya yine bir domates bu, lan bu. Bu zorbalanacak bir meyve, anladın mı? Bu yenmez yani.
İl domates daha farklı. Karpuzun içi de farklı. Turunçgiller vardır ya. Ha, hepsi turunçtan çıkmadır onların. Turunç yenmez mesela. Şimdi şeftaliye ne yapıyor? Karga burunla çekirdeğini kalka diz söker gibi söküyor. Sence olur mu? Şeftali içine gittik. Ne güzel yenir öyle ha. Size yaklaştıkça saklaşan bir meyve. Aynen öyle. Güzel. Şimdi iki tane şeftali hangisini tercih edersin Hakan'cığım? Ben şu hafif kararmışı alayım. Evet, demek. Şu an şeftali tiki olanlar çıldırıyor gıcır gıcır. Peki Hakan daha kararmış seviyor. Şimdi sen dene bakayım. Tutamadım ki. Hakan. Tuttun mu? Tutamıyorum. Kayıyor. Niye tutamıyorsun lan? Kayıyor. Allah Allah. Heh. Oldu. Oldu lan. Şeye denk getirmek lazım. Işte. Ağzıma tekte atarım. Bunu yapacağım. Tarafına denk getirmen gerekiyor. O da şeyden bayağı döküldü. Dur bakayım ben de yapayım. Sıkıştırdım. Evet. Tamam. Çevirerek çek. Ama o birazcık böyle tam olmamışsa bir tuzla buz olur onun içinde var ya. Parçası kalır. Oğlum çok iyiymiş lan. Güzel. Ağzım sulandı. Yıkamadık abi onları. Boş ver, ne yıkaması oğlum ya. Adam Bursa'da... eski toprak, gelsen de eski toprak. Nasıl diye o kadar da doğal değildir bak. Dışında ilaç falan vardır ben söyleyeyim. Oğlum bu Bursa şeftalisi değil ki zaten. Şuradaki Bursa'daki marketten aldık, evet, Bursa yani. Şeftalisi. Bursa'nın şeftalisi daha büyük olmuyor mu? Evet, biraz daha böyle yarma şeftali şey, yani işte. Şu kısmı biraz daha... Ben de şeftali manyağımdır ama son böyle 3-5 yıldır nektarine sardım her tadı şeyin. Tadı yok ya. Abi işte bana o kıtır kıtır çok hoşuma gidiyor. Tadı olmasın, önemli değil. Suyu da çok olmasın. Evet, lezzet bu. Ama diğerinde böyle nektar çok seviyorum ya. Kutur kutur yiyorum onu. Erik gibi gidiyor. Çok hoşuma gidiyor. Çukur oluyor. İşte yarma şeftali dedikleri orada. Tabağı mesela kestin şeftaliyi. O en sona biraz şekerlenmişini bırakırsın mesela. Ben onu seviyorum çünkü. Artık takılmıyorum ona. Direkt kütür kütür yiyorum her şeyi. Erikte de öyle mesela. Tam olmuş eriği ya da böyle sarı eriği, yumuşak eriği, mürdüm eriğini falan çok sevemiyorum artık. Ben tutup ikiye bölebiliyorsun abi. Dünyanın en iyi şeftalisi bu arada Bursa'nın şeftalisi. Bulalım ondan Hakan'ım, eve gitmeden alalım. Aa, ayva ayva. Ayvayı şu limonu sıkacağım böyle. Tuzu da koyacaksın üstüne. Tuz, limon çok güzel oluyor ayvaya. Yol kenarında falan aynen. Bakalım biz. Bu gerçekmiş ama. Gerçekmiş. Şimdi ne yapıyor? Ama tam hazım problemi yaşayacağım meyvedir o da. Böyle yiyemezsin yani, çok yedim mi oturur midene. İki muza şöyle parayı takıyor, ikisini birleştiriyor, şarj aleti takıyor, şarj ediyor telefonu. Ya bunlar hikaye. Mümkün değil. Harbi mi diyorsun? Mümkün değil. Deneyelim abi. Bak, iki tane muz. Bu Chiquita. Afrikalı muzu bu. Şimdi Afrikalı muzuna para takıyoruz. Güzel bir cerrahi işlem. Bunu buna taktık. Aynısını buna uyguluyoruz. Ya bana da pek inandırıcı gelmiyor. Patateste falan da vardı bu. Efsane mi, gerçek mi de çok garip şeyler gördüm Hakan. Ya şöyle olsa, biri bakır biri çinko patatese evet, takıyorsun. Aynen, olsa neyse taktım. Ama 220 volt lazım abi şunun çalışması için. Gerçekten öyle yani 220 voltu 10 kaç tane 9 voltluk 20 tane falan 25 tane pil gerekiyor. Yani bu 2 tane muz bedava enerji. Tak ben bakalım. Anlıyorum da artık sana adıma leke sürüyorlar. Fişi. Şimdi takıyorum. Tak onu pirze yalanlar. Olmayacağını bile bile de bakıyorum ya. Evet zaten balık gibi kalıyorsun. Yok olmadı. Ya mümkün mü abi? Biz en iyisi Hakan muzları yeriz. Evet. Hatta bir şey söyleyeyim mi Hakan? Kararmış muzla ilgili bir efsane var. Direkt ona geçelim mi? Geçelim. Şurada bak şimdi. Kararmış muzu alıyor şuralarından. Bak böyle. Ya. Her türlü gömerim. Şeyler oluyor ya muzlarda. Alıyor. Ben yiyemiyorum şöyle. Zaten. Sonra bunu götürüyor. Mikroskopa koyuyor. Oğlum Kordi sen bayağı bu arada yemek seçicisin ha. Ben mesela karpuzun işte anlatmıştım ya sana. Çekirdeği var diye yemeye üşenen insanım. Yemiyorum oğlum yani çekirdeği mesela. Varsa yutacaksın amına koyayım yani. İşte bazen bazı şeyler o kadar da değmiyor benim için. İçerisi kımıl kımıl bakteri kaynıyor. Bakalım. Bakalım. Sonuçta mikroskop senin işin. Ne diyorsun, muzun o çeperinde var mıdır öyle bakteriler makteriler kararmış yerlerinde? Oha bir dakika, bendeki mikroskoptan bu ama bir aparatla DSLR gibi bir şey bağlamış lan. Kendi kamerasını kullanmıyor da sanki harici yapmış gibi. Varsa yani biraz dışarıda beklese çok mümkün. Muz kurt yapıyor. E tabi yani. Canlı yem olarak falan kullanabiliyorsun akvaryumda. Öyle mi? Evet, muz kabuğu yapıyor gerçi ama hani içinde direkt öyle bir şey var mıdır ya bilmiyorum. Ya bir parazit başka bir şey abi. Ekrana vermiş. Tamam oğlum anladık mevzuyu amına koyayım. Bunu buraya monte edebilmesi şu aparat bir şey, farklı bir şey yani. Gözüken ya görüntüler o, bence o muzdan. Seçilir mi yazan, gel buraya sana kapuska yedireceğim. 3 tabak yemezsen adam ne yiyorsun? Oğlum, gerçi adam seviyordur belki atar yapar. Seviyor olabilir. Video çekmek içindir. Göt olacağız. Arkadaşlar.
Anladım amına koyayım. Kamera niye var? Görüntüyü almak için var. Buraya kadar okeyiz. Önemli olan mikroskopla kamera arasındaki bağlantı. Ona bakıyorum amına koyayım. Video çekmek içindir diyor. Abi kabloyu görmüyor mu diyor. Allah Allah. Değildir ya. Ya zaten bir kere aparat işte. Göremez. Allah Allah. O... Vay amına koyayım ya. Özür dilerim arkadaşlar. Gerizekalılığım tuttu bir anda. Anlamadım herhalde. Çünkü bunun sıvısı mavısı bilmem nesi yok. Sıvıyla da bakabildiğin şeyler var. Ama şu an büyük bir dokuya bakıyoruz. Evet. Üstüne lamel şey koyacak mıyız lamel? Ha yok gerek. En uzaktan başlayalım. Ya inşallah yoktur ya kanka. Ben muz seviyorum. Ha varsa ya. Evet. O da sıkıntı. Evet. Görüntüyü nasıl aldı? Abi kamera var. DSLR görüntüsü diyor. Onu bağlamış mı? Şu bir... Kurda benziyor değil mi? Ya hiç sorma hiçbir ama şey yok herhalde ben. Değildir ya. Dertim, o kendi abi. Lifli dokusu da var. Evet sonuçta. Büyük ihtimal lif bunlar. Yalak atarsın. Şu böyle yuvarlağımsı... Tertemiz muz. Gördüğün büyük şeyler var ya. Tenya, ya da şu, şunlar var. Tenya, onlar genel olarak hava kabarcığı. Hava kabarcığı. O yuvarlaklar tamam da şey şunları diyorsun değil mi? Yok şu noktacık evet. Noktacık olanların falan %90'ı hava kabarcığı onlar oluyor. Hava kabarcığı canım %100 ben eminim onun hava kabarcığı olduğuna. Hareket eden bir şey göremiyorum ben ya. Şu ne? Hangisi? Bak mavi bir şey var. Kıl. İp gibi bir şey bu ya. Naylon evet. İp gibi. Aa nasıl aa, hareket ediyor. Aa, yani aa. Bıçaktan gelme ihtimali var mı? O kimdi lan? Neresinden çıktı o ses tam olarak? Osuruyor lan bir de. İnce osurup vurdu. Özel bir yerse Kamil bakalım mikroskopla. He? Endoskop falan evet. Da var. Var var bugün Lemur'un videoda inceledik. Abi o kesin bıçaktan falan geldi ya. Çünkü o hani bir organizma değil. Dediğin gibi naylon... Bence de bu arada muzu fark ettiyseniz kabuğunu soydu ama içi simsiyah değildi. Bazen vardır ya böyle evet. Şekerlenmiş çürüktür kahve artık rengi o. Olur artık. Ona belki baksa bir şeyler görebilir. Bir ip gibi. Evet o ya bir şeyler açtık bununla aynen, bir şeyler aynen. Kestik falan. O torba lifi falan evet. Olabilir. Ama gördüğün gibi kurt murt hiçbir şey yok. Efsaneymiş. Bu arada efsane dedikten sonra madem geçtik bunun başına. Aklımda iki tane daha mikroskopla bakıp acaba dediğim bir şey vardı. Birincisi ananas. Dilimizi o tahriş ediyormuş. Ha şu yediğimizde damağımızın... Aa bu şey değil mi ya diline koyuyorlar... Acıyormuş bir noktadan sonra kanıyormuş. Kral baba eyvallah kardeşim. Ha, söylüyorlardı öyle bir şey. Kanatıyormuş. Bana çok yalan geldi ya. Dilimizin şey olma sebebi iğne mi diyorlar. Deneyelim. Deneyelim. Şimdi bir tane ananas parçası getirelim. Ananası böyle koyuyoruz abi. Oha. Yok. Şimdi. Ya. Sizin evinizde niye ananas var? Biz çok seviyoruz abi. Allah Allah hayırdır inşallah. Şimdi. Bu da bir taktik galiba. İşte, gerçekmiş. Gerçekmiş bu. Bu lamdı değil mi? Bu lam, bu lamel. Evet yani büyük olanın lam olması lazım. Çünkü o sonuçtaki el Fransız... Peki Kordi sana iki gün önce anlattığım şeyle şu an izlediğimiz şeylerin... Hangisi? İki gün önce anlattığım şu an izlediğimiz şeylerin bağının... Aha. Mükemmel bir denk geliş olduğu konusunda ne düşünüyorsun yani? İzlemişiz abi galiba. Yani galiba bunu yani şunu izledikten sonra bunu konuşmuş olsak eyvallah ama... çok moralim bozuk şu an ya. Ya. Yapacak of. Bir şey yok amına koyayım. Sikim ne dediğim zaten. Sizce de küçültme terimi. Arkadaşlar vallahi bak. Bu kadar şey var. Demeyin bana değil tamam bak. Bana atın suçu. Oturduk. Ulan akşam 2 saat şunu konuştuk. 2 saat konuştuk ya. Ben o, ne oluyor ya eve geldiğinden beri. Açık açık söyleyeyim. Diyorum ki ya şu mikroskopla bir içerik üreteyim ya. Hani merak ettiğim çok şey var. Kamerası da orada var. Orada hala var. Farklı bir şey var. Bak şimdi hala... O senin, şimdi asla tabii, söylemem tabii. Şu an burada. Anladın o. Sen o mevzuyu, giriş mevzusunu. O bence hala okey. Ama evet. Bence de okey. Kötmek geldi. Dedik konuştuk. Lazona'da böyle hastanede falan çalışıyor ya mikroskoplarla alakalı falan. Dedim gel bana. Şunu birkaç tane soru işaretim var. Onları bir deneyelim. Ondan sonra işi bitirelim dedim yani. Hatta bununla eşdeğer olarak da yayının bir arasında söylediğim o makro çekim yapan Fuji filmin lensi de onunla da bağlantılı. Bak bu da onun kanıtı olsun. Ondan sonucuma şimdi izliyorum. En az bir senedik hevesim kaçtı. Bir senedik hevesim kaçtı. Var mı? İğne. Hayır chat öyle abuk subuk şeyler yapmayacağım. Tek bir şey olarak düşünmeyin oğlum. Bir fikir bu tabii, genel tabii. Bir fikir. Of. Bu da ne güzel meyve ya. Çok yiyememek ama dert işte. Evet. İğneler var mı? Damağım yaraydı ya. Yedim canımı acıttı. Hiçbir şey.
Hiç iğnemsi bir şey yok. Ay yüzde mi bakıyor? Yüzde bakmıyor galiba. Hiç yok ya. Abi. Hayır zaten bir şey söyleyeceğim. Bir taraftan da şeyi düşünüyorum. Öyle bir hissiyat değil o. Hani ağzına bir şey batıyormuş hissiyatı yok yani ananas yerken. Ama şey tahriş ediyor. 40x'miş o. Ama böyle hani iğne batırma falan öyle bir şey yok gibi. Yani büyük ihtimalle enzim mi vardır? Asit mi vardır? Asidik bir meyve bence zaten bu. Ekşi bir meyve ya da yani. Şey, bunu böyle çamaşır suyu gibi kullandıklarını gördüm. Yorumda ben. İğnenin açıklaması varmış. Ne olmuş lan Merve, neye sinirlenmiş ama insanlar reyting uğruna bilim insanlarımıza kafa tutuyor. Bir de kapak fotoğrafına koymuşlar kadını. Bu kadar da güveniyorlar. Bu kadar da güveniyorlar kendilerine. Ne zaman öğreneceğiz acaba uzmanı olmadığımız? Bu eleştiriye sonuna ne kadar lan? Katılıyorum da bu videoyla ne alakası var onu anlamadım. Baksana tam buna videonun, ben hatırlamıyorum ki. Ne bileyim lan bakayım. Ananas. Ananas? Kim o, bilim insanı? Bilim adamı mı bu? Bilim insanı mı? Kendi videosu falan mı acaba? O ablanın kendisi mi bu? Merve. Şey ya. Bakterileri top. Bu arada bu konuda hak veririm. Bizim biliyorsunuz ülkede herkes bir şeyin profesörü. Yani onun önüne geçemeyiz tabii de. Doğru da ben buradaki bağlamı anlamadım. Ne bileyim anlamadım ya. Ananasın içerisinde bolca bulunan malin. Ve vücuttaki proteinleri parçalama özelliğine sahip olan bir enzimdir. Bu özelliğinden dolayı doğal et yumuşatıcı olarak kabul edilir ve et marinasyonlarında kullanılır. Çiğ ananas veya olgunlaşmamış ananasın tüketilmesi durumunda bu zımbırtı ağız içerisindeki dokulara zarar vererek dil ve yanaklarda yanma hissi oluşturur. Wikipedia. Devamını oku. Wikipedia. Ben de hayatımda birkaç kez ananas yedim sadece. İlk yediğim ananasta o yanma hissini hissetmiştim. Demek ki bundan dolayıymış. Topluyorlar şey mikroskopta. Yanına ananas suyu damlatıyorlar. Bakterilerin çeperleri bozuluyor. Hemşire değilim. Laboratuvar teknikeriyim. Sonra da filanemişler. Asidik ya. Aynı şeyi sitrik asitle de yapsan. Yani limon suyuyla da yapsan olur bence. Gerçi evet mantıklı. Asitle Redicto, alakalı belirli bir kardeşim. Durumu var. Ama mesela şu an damağım var ya nasıl acıyor biliyor musun? Ya şuradaki şeylere bak Eris, çok hafif. Ona bir andırıyor. Uylandım. Ama videodaki gibi de değil. Değil canım. Videoda bir de iğne gibi. Bir şey daha var lan. Nerede senin Hüsnü? Hüsnü yukarıda. Bokuna bakacak. Bir getirsene. Abi bu hayvanın hiç dokundun mu? Ağzına bakacak. Bak tüyleri dokunabileceğin en ince tüyler. Gerçekten mi? Evet. Çok tatlı bu arada dokusu ya. Bu ne lan yok gibi. Ay, boşluğa dokunuyormuşsun gibi değil mi? Ay mübarek ya. Allah'ım yarabbim bıyıklara bak. Çipe bıyıklara. Bak ya. Allah Allah çok garip bir şey oğlum. Peliş oyuncak gibi. Gıdısını sevilmesini çok seviyor. Ay ay gıdığını. Gıdığını yediğim. Bu ne ya? Dişleri en keskin kemirgen dişi bu arada ona göre. Kemirgenlerin hepsi öyle ya. Ama ısırmaz bu kolay kolay. Dişileri ısırıyor bazen. Ha. Hüsnü hiç ısırdı mı Harun? Isırınca ne oluyor? Jilet gibi kesiyor mu? Ya böyle yok. Çok tatlı. Bitmiş amına. Yokluyorlar. Yemek sanıp yokluyor. Hani yeter bilinçli artık. Olarak hiç ısırmıyor. Ben laboratuvar farisi değilim. Şey yapıyor mu? Jilet gibi mi kesiyor böyle? Beni o seviyede hiç ısırmadı. Beni ısırdı. Kesiyor mu? Evet. Şimdi o zaman. Şimdi. Bir tane. Hamster çok ısırıyor baba. Fare ısırmıyor da hamster çok ısırıyor. Göbeğinden, mebeğinden. Hele unutmuşsam böyle. Burada uyuyakalıyordum ben hamsterla. Böyle çat diye bir ısırıyordu. Bir de tabii refleks olarak da böyle falan yapıyorsun. Uçuyor bir yere geri geliyor. Tüy alalım. Aynen. Hüsnü'den. Efsane şu arkadaşlar. Çinçile bu. Çinçiyanın yani bu Hüsnü'nün türdeşlerinin tüyleri dünyanın en ince tüyleriymiş. Ha. İşte buradan bir iki tüy aldık. Aslında dünyanın en ince tüylerinin sahibi bugün buraya gelemedi. Sekum. Evet. O burada yok bugün. Ne yapalım kısmet. Abi sen bunu al ben Hüsnü'yü bırakayım. Bırak abi. Bir de köpek tüylerimiz. Olay şu abi, mikroskop içeriği üreten bir ablamın videosu o. Onda bu iş üniversitesini falan okumuş yani profesör gibi düşünelim onu. Anlatmış hatalarını falan, videoyu kaldıracaklarmış. Anlamadım kim kaldırıyormuş ya. Üniversitesini okumuş, anlatmış hatalarını videodan kaldıracaklarmış. Orijinalini mi kaldıracaklarmış? Orijinal mi hata değilmiş? Tamdan mı çıkaracak? Yoksa bu muymuş? Videonun o kısımlarını kaldırmışlar. Aa tamam galiba şey onunla ilgili birkaç kesit varmış. Evet da biz demek ki videoyu kesmişler. Çok merak ettim lan. Ya da daha kaldırmadılar, sonra göreceğiz.
Sonra onları yan yana koyalım. Selam ver. Allah'ım yarabbim ya şu tatlılığı. Çok şimdi tatlı ya. Şuraya koyayım mı? Koyamıyorum ki elime yapışıyor. Genetik mühendisidir. Tamam bu oha uçuyor. Bahadır valla gördüğümü şey yapıyorum ben. Bir dakika bir eleştiri gelmiş. Bir eleştirim olacak. Söyle bakayım kardeşim. Twitch yayınlarında küfürsüz, sıktı geç vs gibi sözlerde o kişiye yayıncı o anki durumuna göre ağır küfürler yapıyor. Bu kişi çocuk veya yaşıt. Gerçekte yoldan geçen birisi veya sana vs bu tür küfürler söylenebilir mi? Gerçekte yoldan geçen birisine veya sana vesaire bu tür küfürler söylenebilir mi? Şimdi bir dakika. Eleştirdiğin şunu mu söylüyorsun? Küfür etmeden sana sıktı geç vesaire denildiği zaman la bir siktir git amına koyayım falan diyoruz ya. Sen de şunu mu söylüyorsun? Aynı küfürü ben o kişiye sokakta edebilir miyim? Yoksa o bana edebilir mi? Fark etmez kişi olmadan. Ya şey işte hani normalde birisi sana bunu dese etmezsin ama işte normalde birisi de sana bunu demez. Çünkü sen buraya ya kendi iradenle girmeyi istiyorsun. Şöyle ya. Evet yani bir kere ne kadar maruz kaldığınla ilgisi var bunun. Bence bir insan bir şey yapıyorsa ve o insan karşısında direkt sıktı, baydı. Hani biz eskiden beri yayıncı olduğumuz için bu tarz şeyler çok yoktu. Ve doğal olarak yapmak istediğin şeyi yapamaz hale geldik. Çünkü insanlar sürekli sıktı, baydı, bilmem ne. Ve hep yıllarca şunu söyledik. Arkadaşlar sıktıysa hani demolize etmeyin kimseyi. Chat'tekileri de etmeyin. Çıkın. Bunlar tabii birike artık tahammülsüzleşmeye başladık. Tahammülsüzleşince de ne abi ne anlatıyorsun ya? Onu dur açıklayayım adam düzgünce bir soru sormuş. Doğal olarak da bunu çok fazla sık yaptıklarında ister istemez sinirleniyorsun. Hani bu benim yayınım. Ben seçmişim o içeriği izliyorum. Yoksa sıkılabilir bir insan yani. Hani bunu yazmasından yana tabii ki de bir sıkıntı yok ama ben sıktı diyene de çok sinirliysen bir şey demiyorum. Oğlum sıktıysa çık siktir git diyorum yani. O zaten orada küfür soruyor da burada şöyle bir şey var. Hani birikmeyi ve bu durumdan bezmeyi geç bir kenara bırak. Yani şöyle düşün. Teşbihte hata olmaz. Sen işte bir bara giriyorsun. Hani o barda ne olduğunu az çok tahmin etmen lazım. Sonra içeri girip diyorsun ki ya işte içki içmeyin artık ya falan diyorsun. Ya o da önemli. Ben çok iyi anlıyorum. Hayır şeyi vereceğim. Örneği biraz değiştireceğim ama burada kalmasın abi. Bir de sen bunu o içerideki adamların işte günde 5-6 kere yaşadığını ve sonrasında senin geldiğini düşün. Adam ister istemez sana söver yani hani. Ya bir de şu var. Ben bu arada bu soruyu soran arkadaşa çok hak veriyorum. Yani hiç bu olayları bilmesem ve içinde olmasam adama bak amına koyayım bir sıktı diyen adamın içinden geçti derim. Ama bu bir ara o kadar çok mimleşti ve baskıya döndü ki artık. Evet. İnsanlar bunu sıkıldığı için değil sırf küfür yemek için veya hani dikkat çekmek için bir şeyleri yazmaya başladılar. Ve hala bunun 10 ya bu yorum yapan 10 insanın 4'ü 5'i 6'sı belki bu sebeple yapıyor. Yani sıktı bilmem ne. Mesela evet. Eski abonelerde veya daha böyle 3-5 ay üzeri abonelerde bunu çok göremezsin. Aa bu video çok sarmadı gibi ya der. Ama böyle daha herifin ikinci mesajı veya birinci mesajı sıktı amına koyayım sıktı falan yaptığı zaman işte o tahammülsüzlük oradan patlıyor. Çünkü o adamın gerçekten sıkıldığına inanmıyorum ben artık. Ya yazmış olmak için veya iki dikkat çekmek için küfür etmemiz için ya da ne bileyim kızmamız için yapıyor bunu. Veya bunu yapıyor sonra onu gidiyor bir yerlerde yazmak için yapıyor. Adama bir sıktı dedim bu yayıncıların götü kalkmış amına koyayım. Bir sıktı yazdım. Herifin hiçbir bağı yok burayla sırf onu yazmak için geliyor. Zaten sıktının bir çözümü de yok. Hani şey falan olsa bak o da yerine göre değişir de. Hani işte şu oyuna geçecek misin falan merak etse en azından diyeceğim ki adamın istediği bir şey var. Sıktı ne yapayım? Hani dans mı edeyim şimdi senin için? Evet. Ne beklesin ben? Aynı kişi bir daha şimdi donate attı. 4 yıllık izleyicinim. Mesela bak 4 yıllık izleyicinim diyorsun ya ben de artık otomatik olarak şey oluyor. Sen benim 4 yıllık izleyicim değilsin. Ya bu bir ön yargıdır. Bunun da sebebi ne biliyor musun? Genelde bize böyle çok toksik eleştiriler yapan veya olmamış şeyleri olmuş gibi gösterenlerin hep dipnotunda veya başında bu arada çok severim. 5 yıllık abonesiyim falan. O kadar çok yaşadık ki bunu. Adamı bir araştırıyorsun herifin benim kanalımla yayınımla falan ilgisi bile yok mesela. Şimdi 4 yıldır olabiliyor. 4 yıl önce bir kez izlemiş, sonra bir kez izlemiş falan. Ya olabilir. 4 yıldır biliyor olabilirsin. Şimdi 4 yıllık izleyicimin benim bazı tavırlarımı ne amaçla söylediğimi çok iyi biliyor olması lazım. Hiç izlememiş olsan yani şu an şunu yazsan bu arada ben seni çok izlemiyorum o yüzden soruyorum desen amenna okey. Hani ulan adam ilk defa gelmiştir Twitch'e ne ayaklan çekiyor olabilir. Sorusun devamını okuyacağım. Teşekkür ederim açıklama için demiş ama bazı yayıncılar direkt ban atmak yerine gerçekten şaşırtıcı küfürler ben de yaparım. Yapmışlığım vardır. Mesela şu oluyor yayında.
Arkadaşlar sıkıldıysanız çıkabilirsiniz. Bir. Arkadaşlar sıktı mı? Hadi çık abi o zaman. İki. Abi sıktı. Şimdi onunla ilgilendiğimi gördükçe bazı toksik arkadaşlar. Dur birazcık daha yazayım. Birazcık daha yazayım. Biz de insanız hani. Yayıncıyız sizin gözünüzde ama insanız ya. Doğal olarak sabrın tükeniyor. Sonra ne oluyor biliyor musun? Abi sıktı diyorlar. Siktir git amına kodumun falan diyorsun. Deliriyorsun artık. Ve hemen oradan işte bazı tipler bak. Yani bu şey gibi. İlişkiyi toksikle çıldırt. Ondan sonra da ulan bu psikopat amına koyayım dedirt veya de. Ya birazcık psikolojimize çok oynayanlar oluyor. Biz de tabii bir noktada mücadele edemiyoruz artık. Fıttırıyorsun. Fıttırdığın zaman da sikine takmıyorsun. Orada biri gelip de izleyicisine küfür ediyor bu dediği zaman çok da sikime amına koyayım diyorum. O kadar melek olamıyoruz arkadaşlar. O kadar iyi olamıyorsun bir noktada yani. Senin de bir sabrın var ve binlerce kişinin sözlerine maruz kalıyorsun burada böyle. Bir sürü şey görüyorsun. Beyninde eliyorsun mesela. Hani o 10 tane saçma sapan yorum görüyorum. E bir de meleklik de değil abi. Bu artık şamara olanlığı oluyor yani. Hepsini kabul etmek. Birazcık biz yayıncıları diyeyim. Genelleme yapayım. Ufaktan maymuna çevirdiler son 3 senede 4 senede. Hani bizi eğlendir, bizi güldür. Bence bu adam çok komik yayın yapamıyor. Niye bu kadar izleniyor? O bu böyle konudan çok bağımsız şeylerle o kadar çok tükettiler ki ben kendi adıma konuşayım. Ulan hani 4 yıl 5 yıl önce yaptığım yayınlara bakıyorum. Çok daha beterim mesela. Sonra diyorsun ki bir kesim çıkıyor sonra da elden çok değişti amına falan. Ya abi değişmiyorsun, maruz kalıyorsun. Sürekli ve kafa gidiyor. Ya bunu yok ki. Bak mesela şu salla abi boş ver ne sinirlenir falan. Ya sinirlenmiyor. Açıklama yapıyorum mesela. Toksiklik yapmadı adam. Gayet bir merakını gidermek için soru sordu. O yüzden ben mesela bazen çok saçma sapan bir şeyi banladığım da oluyor. O an çok sinirliysem. Ya öyle bir şey oldu mu da yazarsınız açılır zaten. Ben bu arada açıyorum öyle bir genelde şey. Genelde açılır zaten. Farkı bir hatırlıyor musun? Ban açma taleplerinde... Oğlum bu adam bu izlenme rakamını yazdı diye niye banlamışız falan amına abi. Niye banladılar dedim. Halbuki banlayan benmişim. Hangi psikolojide yaptım onu? Sabit buna lamel lazım. Ya o işte neydi ben biliyor musun abi? Muhtemelen yayında zaten toksiklendin. Evet toksiklenmişimdir. Yapmayın dediğim bir şey yaptıkça aynen. Millet. Ben de bir an ne diyorum biliyor musun? Şunu yazan herkesi banlayın amına koyayım diyorum. Bam gün herkes banlanıyor. Yani halbuki öncesinde 25 defa uyarmışım. Hani baba ne yapsan ikinciyi tekrarlasa ağzına şamarı vurur ya. Onun gibi düşün bunu. Ben 25. de ban atıyorum ya da küfür ediyorum gibi düşün. Köpek kılı buldum tamam mı? Onu şöyle koyuyorum bak iki tane köpek kılı. Yan yana şöyle koydum şimdi. Koyduk. En şeyi almamız lazım değil mi? Gerçekten çinçiler. Onu da sen söyledin. Çinçiye tüyü en ince. 15K izleniyor. Yayının 3. dakikasında mı yapmıştık galiba? Önemli değil yani. Hep söylerim 15 de izlenebilirim. 5 de izlenebilirim. Tüy diye onu. Ama onu şey bilerek yazıyor. Zaten beni sinir etmek amacı ve başarıyorlar da bazen. Ama çok da sikimde olmuyor. Banlıyorum geçiyorum işte bir noktadan sonra unutuyorum. Bunun efsanesini deniyorum şu an. Bana öyle dediler. En yoğunmuş ayrıca. Evet şimdi bunlar çinçi yatıyor. Evet. Yanında da sol tarafta bir tane bakalım ayırt edebilecek miyiz köpek tüyüyle? Yanında Jack Russell tüyü var. Oha. Yani bu kadar mikroskopta bakıyoruz ama. Aradaki farka bak. Oha çok fazlaymış fark ama. Yani sen söyleyeyim mi 1000 katı falan. Hocam, oran orantı olarak var mı? 3 boyutta düşünürsek çok fazla. Çok ben fazla. Demezdim de 50-100 katı arası derdim. Abi şeyiyle düşün. Çapıyla birlikte çapıyla düşün. Çapıyla beraber düşün. Yani 100 ila 1000 kat arası vardır bu fark. Ki bazıları daha da ince. Evet çok daha tüy gibi. Peki bir Hakan kılı. Al abi. Evet bir Hakan kılı. Şuraya koyuyorum üstüne. Şimdi bir oynat tamam. Bakalım. Şimdi Hüsnü tüylerindeyiz. Evet. Heh. Bu Hakan kılı mı? Bu Hakan kılı. Gerçekten kanka yani bizim... Tam mesela köpek kılıyla Hakan kılı arasındaki etrafımızda fark. Etrafımızda bir köpekten, kediden falan filan aldığımız, Hakan'dan aldığımız tüylerden sonra. Çinçiya gerçekten dünyanın en ince tüyü olabilir. Onu ben de artık inanıyorum buna. Hani bundan daha ince ne olur bilmiyorum. Fakat... Tarantula kılı. Getireyim mi? En incesidir bilmiyorum. Kalındır ya. Kalın. Bunlar çinçiyadan kalındır. Fakat en incelerinden biri diyebilirim tüy olarak. Ya muhtemelen sallamamışlardır böyle evet, bir şeyi en aynen. ince dediklerine göre. Ya bir de ben hayatımda öyle bir hissiyat yaşamadım. Boşluğa dokunuyorsun evet, gibi değil yok mi? Gibi bir şey yani o tüyler. Gerçekmiş diyebiliriz. Ne yapıyor arkadaş? Ortaya...
O siyah geçiş şeydi abi. Kislen sahne. Bir yere muhtemelen. Bence o şey kısmındadır ya zaten. Şey yani. Arkadaş maskeyi takıyor kafaya. Çeviriyor sağa sola yapıyor. Sağa sola yapıyor, bir şey oluyor adama. Ne olduğunu da anlamıyorum ama böyle böyle oluyorlar. Niye öyle oluyorlar? Ya arkadaşlar bu şeyin ne olduğunu biliyor musunuz? Bazen çıkıyor mu karşınızda Instagram'da? Bak mesela şimdi sıktı geç yazdı ya bak Sayron. Az önceki arkadaşı söylüyorum. Bak bu arkadaşım ben chat loguna bakayım. Bak 19 Temmuz 2020'den beri beni takip ediyor. Bak yayın var mı sıktı geç. Bak RPG bir de. Şey diyor mesela hep böyle Valorant aç bilmem ne aç. Bu yüksek ihtimal mesela yaşı küçük bir arkadaş. Az önce anlattım ya o anlatımıma sıkıldı. Şimdi dedi ki ulan amına koyayım ben bir tane çaksam bana tepki verir mi? Şu onun yüzü gülüyor mesela. Şimdi bunlara artık o kadar çok alışıyorsun ki bir noktadan sonra kale almamaya başlıyorsun. O küfürler o yüzden geliyor yani. Ulan adamın yukarıda bir de şey mesajı var. Abi saba geç. Sab moda geri çek. Boş yapacaklar yoksa. Boş yapacaklar yoksa. Yoksa bir şey demiyor çünkü sıktı diyor amına koyayım. Ne olabilir ulan, sıkıldı. Bunu yazan adamsın niye böyle bir şey dersin ya? Eleştirim var diyen arkadaşa ithafen. Ben 34 yaşında biriyim ve Tuğkan'ı tanımadan önce ön yargım vardı. Oo, bunlarla çok mücadele etmiştim bir ara yani senden değil bu düşünceyle. Sürekli küfür eden birisi gibi görüyordum. Çünkü Insta'daki editlerini öyle zannediyorsun. Birkaç kere yayını izle anlarsın demiş. Ya önemli değil anlayıp anlamaması da. Azap Metin. Eyvallah kardeşim. Bir şey söyleyeceğim bak onu soruyordum. Instagram'da şeye denk geliyor musunuz? Böyle bazı tipler ne hocası o bilmiyorum ne öğretmeni ya da. Spor mu yaptırıyor kadınlara ağırlıklı olarak? Masaj mı yapıyor? Ne böyle hepsi... Ya ben... Falan böyle abi. Bir... Hani ayıptı söylemesi orgazm oluyormuşçasına sekiyorlar öyle oldukları zaten. Yerde. Hayır öyle zaten. Tam ne yapıyor oğlum o? Abi dolandırıyor işte. Dolandırıyor ne oğlum? Kimse onun rolüne giremez amına koyayım. Harbiden vututu 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 4'ten 3'e iniyor yani orada. 4'ten 2'ye atıyor hatta. Her şey beyinde gerçekleşir. Her şey beyinde gerçekleştirilir. Bu kadar. O sanıyor ki evrenle birleşiyor. Ya ne olduğunu ben, gerçekten ben bilmiyorum. Ben biliyorum bu işleri ya. Ben silkeleyeceğim artık millet yeter ya. Abi böyle bir kendinden gelişme yok. Bir gün gideceğim merak ettim ya. Seni yerde Johnny, öyle sallasın. Bana da bir yapsana ya. Sallıyormuş bu. Telefondan abi onu yaşayabilmen için bir aşamayı geçmen lazım. İlk başta çakralara inanacaksın. Anladın mı böyle işte panik, evren falan evrenle birleşme falan böyle şeyler deneyeceksin yoga yapacaksın falan bunlar tamam. Artık seni sarmadığında sana birisi gelip diyecek ki bunları boş ver ben sana dünya, işte evrenin sırlarını getirdim falan ona inanırsan inandığında çalışmaya başlayacak bu. Allah Allah. Evet Satürn enerjileri falan bunları atlatman lazım. Çok bunu. Merak ediyorum ya. Onu izliyorum böyle bu diyorum rol de olamaz. Bayağı kendinden geçiyorlar çünkü sekiyorlar oldukları yerde. Tabii tabii geçer. Videoyu bir saatte bitiremedik. Ya video evet bir şey biraz uzun sürdü de şurada bak. Pil takmadan böyle oldu. Aa ne oldu lan çocuk orada? Evet, yok gibi bir şey yani o tüyler. Arkadaş o pil takıyor kafaya çeviriyor sağa sola yapıyor. Sağa sola yapıyor bir şey oluyor adama. Ne olduğunu da anlamıyorum ama böyle böyle oluyorlar. Niye öyle oluyorlar? Hı? Görüyor musun işte bak daha askıyı takmadan böyle oldu. Abi, böyle abi. Çok özür dilerim. Şu an az önce o donate'i atan Hasan kardeşim beni şu an sorgulamadım. Ya ben Instagram'da görünce çok ön yargılıydım da bir iki ayını izleyince çok edip o sırada ben kafalarına çok acayip şeyler oluyor. Evet yani ne olduğunu anlamıyorum ama çeviremiyorlar kafalarını. Öyle bir şey al askıyı tak şu kafana. Hayal ettiğim ve gerçekte olan. Hiç mantıklı gelmiyor. Ne olacak şimdi? Şimdi tak bakayım sen bir. Tamam. Tak kafaya. Bu mu? Tamam lemur. Diğer tarafa düş kanka. Evet tak bir çevir kafanı. Hiçbir şey olmadı mı? Ne olması gerekiyor? Ne bileyim ben de anlamadım ki. Ne bekleniyordu ki bundan? Bekleniyor kardeşim şu an düşmesi bekleniyor. Oğlum kafam boştaymış gibi. Nasıl ya? Aa. Değil mi? Boynum boştaymış evet, gibi. Evet evet sanki böyle senin değilmiş gibi oluyor kafa. Allah Allah. Bir dakika evet. Ya bir askı alıp geleceğim merak ettim ya. Denesene abi. Seninkiler tahta değil miydi ama? Tahta yapacağım. Tahtayı yamulsa ya. Ulan ben de mi denesem? Gerçi benim kafam çok büyük bana olmaz ya. İşte arkadaşlar bazen. Odaya çıkıp geliyorum. Sesin yarım geliyor abi. Tamam. Bazen ne kadar çabalarsanız veya isterseniz isteyin. Hayat size bazı deneyimleri yaşatmıyor.
Bakın sadece kafam büyük olduğu için şimdi bu deneyimden yoksun kalacağım. Oğlum. Tövbe estağfurullah. Burası abi gibi onu zaten öyle yapar oğlum dur bekle. Tukan abi şu sıralarda 7. kata varmış mıdır? Varmıştır. Ne konuştunuz lan arkamdan? Baba iki dert buldum. Bir dert yandım abi. Var mı plastik? Var. Ha aynısı zaten. O değil. Olursa şu olur. Kralı amına koyayım bekledim. Aa kulaklığı çıkardım. Düşüyormuşum. Acıtıyor lan bu. Burada zorla tutuyor. Ne olur yardım edin. Polis arayın çabuk. Oğlum çok acıyor. Bak şurada beynimin sağ tarafı çok acıyor. Nasıl? Ne oldu şimdi amına koyayım? Salla bakayım kafanı. Nasıl sağa sola mı sallamam lazım? Sallıyorlardı. Tamam. Askıyı takıyor olmuyor kafaya. Şey. Çeviriyor sağa sola yapıyor. Sağa sola yapıyor bir şey oluyor adama. Ne olduğunu da anlamıyorum ama böyle böyle oluyorlar. Niye öyle oluyorlar? Hı? Görüyor musun işte bak daha askıyı ya takmadan böyle. Ya. Trollüyor amına koyayım. Mal gibi burada kaç yaşında adam ne yapıyor ya? Troll ya. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Bayılma RP'si. Ha yapacaktım da ağzıma girecekti o yüzden yapmadım. Ne oldu? Harun. Çeviremiyor. Bir şey olmadı mı? Ne olması gerekiyor? Hiçbir şey olmuyor. Ne bileyim ben de anlamadım. Bu arada troll işte güzel troll bak. Kaç işte adamları şurada. Bak mal etti bizi şu an kim bilir. Aynen. Kaç kişi evinde şu an aldı deniyor acaba? Oğlum kafam boştaymış gibi. Aa. Şurası çok acıdı benim bak tam şuram şakak kısmı sanırım bu. Ama burası acır zaten tam orada bir kemik. Lan gerilmiş işte evet. Oğlum bir dakika. Bu kadar acıması bence normal değil lan. Siktir çok acıyor. Burada var mı o? Yo burası acımıyor. Abi kafadaki acı biraz uzun durur ya. Bir de kafanı vurmuştun sen belki o taraf. Yo anlamı bu. Buramı vurdum. Değil mi? Boynum boştaymış evet, gibi. Evet evet sanki böyle. Bir şey söyleyeceğim. Şuraya çok abanmadan böyle bir bastırsanız o şu kısma. Nerede acıyor mu? Damarı sıkıştırıyor. Evet bak tam şura. Nasıl göstersem. Abi ben tam gösterdiğim bölgeye 3 yıldır parmağım böyle yumruk yapıp uyuyorum yani ağrım geçsin diye. Kis ağrısıdır o. Ne kisi lan? Oha çok acıyor lan. Acıyor mu? Çok kişi de acıyor. Tamam o zaman yani hepimizde aynı sıkıntı olamaz herhalde. Senin değilmiş gibi oluyor kafa. Allah Allah. Bir dakika evet. Oha midem bulanıyor. Ya Allah Allah. Trollü herhalde ya. Bir saniye. Olabilir. Yavaş döndür bak yavaş. Ya trollüyor ya. Büyük trollüyor. Tabii mi? Boynum bir değişik. Ya dizlerime kadar bir garip hissediyorum. Yok ama ya. Onun dışında hiçbir şey hissetmiyorum. Bu ne oğlum böyle? Cidden ya, mi oluyor ya? Evet. Ben mi yanlış yaptım? Bakayım. Tak bakayım. Ne yapıyorsun? Tak kafana. Böyle mi? Ha. Ne yapıyorsun? Şimdi yavaşça diker kafanı sağa çevir. Bir şey olmuyor mu? Yo. Allah Allah hayırdır ya inşallah. Ya yüzünde o şey gülümseme var ya. Var. Kış kış cinler. Boynumda bir gariplik var. Evet, ya boynum bir boştaymış gibi. Evet boynumda bir gariplik var yani. Hani sanki böyle kafan yer çekimli ortamda değilmiş gibi. Ama o... Tukan abi damar sıkışıklığını öğreniyor. Vallahi öyle bir şey varsa da bilmiyorum ya. Hiçbir zaman burama dokunup da anık acıyormuş diye bilmiyordum. Hani böyle garip bir şey... O kadar değil evet. Canım ama yani... Niye öyle oluyor? Herhalde bu kırdaki damarları evet, sıkıştırıyor şey, falan. Kan akışını falan mı yavaşlatıyoruz olabilir. Acaba? Olabilir. Vallahi bilmiyorum. Ama bir şey söyleyeceğim. Şimdi bak adamla kadın orada şekilden şekle giriyor. Evet. Bence o kadar şekilden... Yok oğlum bende hiçbir şey olmadı amına. Boynumda da bir şey olmadı ya. Biraz önce eski takipçim açılınca aklıma geldi. Galiba en eski takipçilerden birisiyim. Bakabilir misin takip ettiğim tarihe?
Neydi ki? Söyle ben hemen bakayım. Faruk Öner. Hatırlıyor gibiyim lan. Ay ne yaptım lan? Böyle bakılmıyor muydu ya? Doğru. Boşluk falan mı bıraktın? 29 Temmuz 2017. Oo, bayağı eski lan. Bu bayağı yakın. Bayağı ya, sen bayağı ben yayıncılığa başladığım zaman takip etmişsin ki zaten 7 Mayıs 2015'te hesap oluşturmuş. 29 Temmuz 2017'de ama toplam 2 ay aboneliğin olmuş. Johnny. 214 mesajım var. Dur bir senin ilk mesajına gidiyorum. İlk mesajına gittim abi. Mesaj yok. 4 kere timeout yemiş bu. Nasıl olmuş lan bu? Ben de ilk mesajına gidiyorum. Aa. Ha yok pardon. Oğlum anamıza sövmüşsün. Yok yok. Ya o Kasım'da 3 Kasım 2017'de saniye saniyesini izledim. Aynen. 40 dakikalık video bir yabancı dizi gibi oluyor. Tadı damağımda kalıyor insanın. Bak ne güzel yazıyor hiç. Türkçesi falan da. Bunlar babadan oğlu nesil orospu. Hayır kendimi abarttım. Kendi kanalımmış gibi söv demiş. İle bile demedin. Senin ben. Ya gayet düzgün konuşmuş harbiden. Şu 2017 yani. O düşün o zamanlar 30 falan izleniyorum. 50 izleniyorum. Şekle girilecek bir mesele değil. Bakıyorum şimdi. Yarı efsaneymiş. Öyle mi oluyor? Yok o zamanlar bir toksik çıktığı zaman arkadaşlar ben abartsız 50 dakikaya yakın çocukla uğraşıyordum. Hani siz böyle ben 3 saniye konuşunca abi bırak ya falan diyorsunuz ya. 45 dakika tripodlar sokuluyordu, şişeler sokuluyordu. Yani neler yapıyordum yani. Millet 45 dakika benim bir tane adama sövmemi dinliyordu. Bir böyle koyuyordum, bir böyle koyuyordum. Ama bak 300 kişiyse chatte bir tane dangalak çıkıyordu. Onunla uğraşıyordum. Keyif alıyorduk ondan. Ve bakın sadece sövmüyorduk. Adamı stalklayıp bulup adama musallat oluyorduk. Evet oğlum öyleydi ve o zamanlar diyorduk ki hayır bu ortam, bu sosyal medya sizin gibi adamlarla doluşmayacak dedik. Evet davamız var. Hatta karınca çiftliğimin videolarını açıp altından böyle atıyorum 200 yorum varsa mutlaka anormal bir şey yazıp salaklık yapan iki kişiyi bir kişiyi buluyorduk. Ondan sonra onları klasörlüyorduk. Ayrı sövüyorduk onlara. Arada bir açıp unutmayalım diye yorumları da SS'liyordum. Klasöre koyuyordum ki hala duruyor o klasör yedeklerimde. Aa, Sazan abi. Hatırla. Sazan abimiz vardı. İşte bunları yapa yapa sonra birileri ayıktı. Dedi ki amına koyayım ben de toksiklik yapayım. Beni de unutmasın. Fark edeyim. Belki de bunu başlatan biz olabiliriz. Abi abartma diyor bak. Oğlum kaptan daha 6 sene önce doğdun amına koyayım. Tam olarak bunu yapıyorduk ya. Niye abartma? Şanı. Yavşak daha 3 ay önce aldın eline tableti amına koyayım. Dur. O bak Sazan evinde adını hatırlamıyorum. Profil fotoğrafı Van kedisi beyaz bir kedi olan vardı. Biri vardı. Evet en orospu çocuğu oydu bak. Onu hatırlıyorum ben. O küçük yani şey değil küçük değil de bir kızdı galiba. Aa değil kız ama değildir ya. Ölümüne toksikliyordu. Hatırlamıyorum ölümüne o kadarını da. Toksikliyordu onu hatırlıyorum az çok. Vallahi garipti ya. Çok eğleniyorduk o zamanlar da işte. Bir de bir rahatlık da var arkadaşlar. Bak bunu hep anlatıyorum. Yani 300-500 kişi seni izliyor. Böyle çok küçük bir yerde çok küçük bir kümenin içindesin o insanlarla. Söylediğin şeyler bir şeye yanlış evrilmiyor o zamanlar. Konuştuğun her şeyi insanlar dinleyebiliyor. Fikri farklı. Bunu da sanki 20 yıl öncesiymiş gibi anlatıyorum ama yine de 7 yıl 6 yıl oldu. Bir karşılık verebiliyordu insanlar yani. Şey yoktu o zaman. Bir şey anlatıyorsun. Sektir lan. Konuşuyordu insanlar lan. Bak Propier. Bak gördün mü bak First yazıyor. Karıncalara yazık değil miciler. Gördün mü Propier'i? İlk abonelerimden bak. Şeyim yok adamla. Yani real hayatta tanışıklığım bile yok. İniyorum bak en eskiye gidiyorum şu an. 2019-2018 mesajlarına gidiyorum. Bu adam 6 yıldır hep burada. Bu tarz konular geçti mi nasıl yapıyor bilmiyorum ama spawn oluyor amına koyayım. O sessiz ya hep burada böyle en olmadı bir gelip selam verip gidiyor. Evet bak 2018'de aha demiş. Chat'i takmasan izlenir de chat'in kanseriyle kötü. Bak mesela yine toksiklenmişim belli. Erkeklendiniz yazmış. Öyle bir YouTube kanal aslında projem vardı. Meme açmadın diye seni izlemekten vazgeçmem abi. Vay be. Şimdi böyle tanışmadık abi. O eskiden gelen herkesi tanıdık.
Evet. Biz onunla tanışmadık. Adam Batman o, gibi gizli gizli. O zaman o kadar aktif değildi yani. Bak, hep izliyordu, hep vardı. Hatta hiç ama gelmedi yani bu taraflara. Selam verip gidiyordu yani. Ya da ne bileyim gizliden izliyordu. Şimdi Instagram'dan bir yerden TikTok'tan 3 ay önce 2 tane klibi izleyip gelip burada mesela böyle çok enteresan şeyler yazanlar oluyor. Ama bu da devrin kuralı herhalde yani. Hani sonuçta herkes seni 2017'den 2018'den beri bilecek değil. Yani. Tabii eskiden mesela diyorsun 300 kişi. Bir şey söyledin diyelim ki yanlış anlaşıldı. Sen yanlış anlayan 20 kişiyle konuşup bu sorunu çözebilirsin. Evet. Kardeşim bak burada ki konuşuyorduk da. Instagram'dan yani. Yayından sonra falan bile Instagram'dan bulup saatlerce konuştuğum adamlar oluyordu. O zamanlar şimdi yani kaşarı değil. Adam anladın mı yani? Kimle uğraşacaksın yani? Uğraşamazsın abi şimdi işte. Binbaşı Özçelik. Buna koyayım diyorsun. Altında vatan haini ilan ediyor. Bir de değerler de çok düştü farkındaysanız. Herkes 2 saniyede kafir olabiliyor. 2 saniyede vatan haini olabiliyor. 2 saniyede din düşmanı olabiliyor. 2 saniyede ırkçı olabiliyor. Çok basit şeyler işte. O yüzden de anlamları yitirildi bunların. Yani bir anlamı kalmadı. Gitmesinin sebebi de zaten hani onu anlamaya çalışan kişinin emeği azaldı ya hani. Değeri evet. Azaldı. Dolayısıyla fanatizm, radikalizm arttı orada yani. Oğlum ben gençliğimde hatırlıyordum. Bu tarz kelimeleri kullanırken şaka babında bile kullanmazdık. Bak vallahi kullanmazdık. Bir şey derken yani onun gibi falan hissettiriyor bana falan derdik yani. Söylemek, yazmak bile bu kadar kolay değildi öyle şeyleri. Çok ağır şeyler çünkü. Ama şimdi herif böyle oturduğu yerden ağzına sigara mı? Ne kadar mı terörist yazıyor yollayamaz. Hiç umurunda değil. Yengeniz mesaj attı. Neyse hadi geçmişi hatırladıysak devam edebiliriz. Değişiyor. Her dönem daha da değişecek bir yerde de boku çıkacak zaten çıktı çıkacağı kadar da. Abone atın arkadaşlar teşekkür ederim. Kapatıyorum videoyu yeter. 2 saattir bu videoya bakıyoruz ya. Oldu bitti. Ya şöyle. Böyle çizgiyor 3 diyor. Ooo seşeyi dur onu göstereceğim. Aa çarpma yöntemi. Ben anlamam böyle şeyleri error veririm şimdi. Dün bir tane RAS kanalı keşfettim. Neydi lan onun adı? Ne GG'ydi? Bak. Jelger miydi neydi ya? Yağlarınız eriyecek bak şimdi. Jever GG. Hayır abi Engo Mengo değil onları biliyorsun.